10 Ocak 2023. Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanlarıyla bir toplantı yapıyor. Deniz, kara, hava. Toplantının konusu şu, hatırlıyorsunuz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı tank palet fabrikası ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ağır ithamlarda bulunmuştu ve orada kuvvet komutanları da bunu alkışlamıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu da bunu eleştirmişti. Diyor ki Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na kuvvet komutanları olarak dava açın. Kim diyor bunu? Milli Savunma Bakanı diyor. Kime diyor? Deniz, hava, kara kuvvetleri komutanlarına. Ve matbu bir dilekçe hazırlanmış. Yani altına imza atacaklar, direkt mahkemeye gidecek. Siz daha iyi bilirsiniz. Şablon bir şikayet dilekçesi. Bunu da askeri yargı içinden hazırlatmışlar. Dönüşüyorlar. Bu tabii ki bunu alıyorlar kuvvet komutanları bu önerileri. Kendi avukatlarıyla konuşuyorlar. Avukatlar diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında bir hakaret yok. Davayı kaybedersiniz bir. İkincisi, eğer kuvvet komutanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açarsanız orduyu siyasetin içine sokmuş olursunuz fiilen. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordu komutanları ana muhalefet partisiyle davalı hale gelirler diye avukatlarından bir tanesi akıl veriyor. Bunun üzerine aynı gün öğlen saatlerinde yeniden Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanlarıyla buluşuyor ve bu toplantıda Genelkurmay Başkanı da katılıyor toplantıya. Genelkurmay Başkanı ben dava açarım diyor. Bir. Fakat Kara Kuvvetleri Komutanı ben açmayacağım diyor. Nedenini de söylüyor biraz önce söylediğim şekilde. Deniz Kuvvetleri Komutanı önce çekimser kalıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'na geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı ben de açmayacağım diyor. Aynı nedenle tıpkı Kara Kuvvetleri Komutanı gibi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanı çekimser kalan için Deniz Kuvvetleri Komutanı ben de açmayacağım diyor. Yani fiilen 3 kuvvet komutanı da dava açmayacağını söylüyor. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanlarına diyor ki bunun bedelini ödersiniz diyor. Kuvvet komutanları diyor ki, komutanım biz bedeli neyse ödemeye hazırız diyorlar. Ne demektir? Hani görevden alınmaktır fiilen. Bu üzerine Hulusi Akar Cumhurbaşkanı ile görüşüyor ve Cumhurbaşkanı bu olayın ardından kuvvet komutanlarıyla bir görüşme yapıyor. Demişsiniz ki Hulusi Akar'a, yani Savunma Bakanı'na istifa ederiz demişsiniz diyorlar. Onlar da diyor ki hayır Sayın Cumhurbaşkanım, biz istifa ederiz demedik. Biz böyle bir dava açmak istemediğimizi söyledik. Bakanımız bedelini ödersiniz dedi. Biz de bedeli neyse ödemeye hazırız derken, hani görevden alacaksınız, hani buna da hazırız dedik. Bizim yapmaya çalıştığımızda özetle kuvvet komutanları diyor ki biz siyasetin dışında kalmak istiyoruz. Biz böyle bir ana muhalefet partisine karşı tam da seçim sürecinde, bakın yapılmaya çalışılan şu seçim sürecinde orduyla CHP'yi karşı karşıya getiriyor. Bak CHP ordumuza şöyle yapıyor. Mahkeme salonlarında bunun propagandasını yapmak. Kuvvet komutanları yapmıyor. İyi ki yapmıyor. İyi ki ordu siyasetin dışında, iyi ki anayasal sınırlar içerisinde kalıyor. Bu seçim süreci içinde en büyük umutlarımızdan bir tanesi bütün bürokratların, bütün devlet görevlilerinin, bütün kamu görevlilerinin böyle davranması gerekiyor.